Bugün 26 Nisan Çernobil nükleer santral felaketinin 30. yıl dönümüdür. Çernobil kazası tarihin en büyük nükleer santral kazasıdır. Kaza sonucunda atmosfere salınan radyasyonun Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının 200 kat olduğu kanıtlanmıştır. Dünya tarihinin en büyük nükleer santral kazası olan Çernobil faciasının zararlarını dünya 30 yıldır hala çok ağır ödüyor. Bütün dünya ülkelerinde yaşayan milyonlarca insan kazadan sonra yayılan radyasyondan çok olumsuz etkilenmiştir. Çocuklar sakat ve lösemili doğmuştur. Kazanın ardından geçen 30 yıllık süre içerisinde bölgede yaşayan insanların vücutlarında bağışıklık sisteminde yetersizlikler ve genetik yapının bozulması ile kanser oluşumunun hızlandığı, ölümlerin arttığı ve o bölgede radyasyon kirliliği yüzünden tarımın, hayvancılığın çok olumsuz etkilendiği araştırma sonuçları olarak dünya kamuoyuna yansımıştır. Çernobil'den ve Fukushima'dan yayılan radyasyon hepimizin yaşamını tehdit ediyor. Çernobil'in radyasyondan kaynaklı dünyada 1 milyon insan öldüğü ve 1 milyon insanın da daha ölmesi beklenen bir olay olduğu ortadadır. Fukushima radyasyondan öleceklerin sayısı ise henüz belli değildir. Fukushima'da radyasyondan ölen kişilerin sayısı henüz belli değildir. Çernobil'de Fukushima'nın yaratmış olduğu ekonomik ve sosyal kaygılar hesap bile edilemiyor. Bu kazaların sonuçları dünya kamuoyundan gizleniyor. Çernobil kazasından sonra Avrupa'daki komşu ülkelerde meydana gelen ekonomik zararlara karşın Rusya'da ve Ukrayna'da açılan davaların hiçbirinden somut bir karar çıkmamıştır. Üstelik Çernobil felaketi sonrası çevresel zararın kontrolü ve büyümemesi için şu ana kadar da Avrupa Birliği'nin Ukrayna'da 1 milyar euro üstünde para harcadığı Avrupa Birliği belgelerinde de geçmektedir. Ülkemizde Çernobil kazasından sonra o dönemin yetkilileri gerekli önlemleri aldırmayarak ve bilimsel çalışmaların yapılmasını engelleyerek tonlarca radyasyonlu çay, fındık ve benzeri ürünlerin tüketilmesine göz yummuştur. Bugün de Çernobil zihniyetiyle davranan hükümet nükleer santraller konusunda inadını sürdürerek halka yalan söylemeye devam etmektedir. Nükleer santrali evdeki tüp gaza indirgeyen zihniyet Sinop'a, Mersin'e ve İğneada'ya halkın iradesine rağmen kapalı kapılar ardından nükleer santral anlaşmaları ve bilimsel olmayan göstermeli ÇED raporları ile Karadeniz'i ve Akdeniz'i nükleer atık çöplüğüne dönüştürecek nükleer santral projeleri planlamaktadır. Çernobil sanığı olan Rusya Akkuyu'ya ve Fukushima'nın sanığı olan Japonya kendi ülkesindeki tüm nükleer santralleri kapanmasına rağmen utanmadan Sinop'ta ülkemizi felakete sürükleyecek nükleer santral kurmak için çalışmaktadırlar. Çernobil nükleer santral felaketi dünyaya nükleer santrallerin çok pahalı, güvensiz, kaza riskinin çok yüksek, çevre ve insan sağlığına verdiği zararların telafisinin mümkün olmadığını ve bu zararların kuşaklar boyu binlerce yıl devam ettiğini, en yüksek teknolojinin kullanıldığını, nükleer santrallerde bile kazaların engellenemediğini, nükleer santrallerin çok büyük ve geri dönülmez bir çevre kirliliği ve çok yüksek toplumsal maliyetler yarattığını bilimsel olarak kanıtlamıştır. Ülkemizin nükleer santrallere ihtiyacı yoktu. Nükleer santrallerden enerji üretimi kandırmacası ile ülkemizi nükleer çöplüğe dönüştürecek ve dünyadaki insanları öldürmek için ülkemizin
nükleer silah üretim merkezi olmasına karşıyız. Başta Akkuyu'da ve Sinop'ta olmak üzere ülkemizin hiçbir yerinde nükleer santrallerin Çernobil bir daha asla sloganı ile kurulmasına izin vermeyeceğiz. Hükümet bir kez daha bu maceradan, hükümeti bir kez daha bu maceradan vazgeçmeye çağırıyoruz. Mersin Çevre ve Doğa Derneği, Merçet. Evet arkadaşlar.